Piyasat ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Neler konuşacağız bugün Piyasat'ı programında? Birazdan Safkart Genel Müdürü Kadir Erbaş bizimle olacak. Safkar biliyorsunuz iklimlendirme konusunda, soğuk hava depoları konusunda hizmet veren bir şirket. Yine yolcu taşımacılığında uçaktan trene kadar, otobüslere kadar, yine ticari tarafta gayrimenkulden konuta kadar birçok alanda iklimlendirme, soğuk hava depoları ve bu alanda faaliyet gösteren ürünler sunuyorlar. Halka açık hisse performansını konuşacağız çünkü geçen sene Mart dibinden yani pandeminin başladığı o seneden itibaren bakılacak olursa aslında %200'ün üzerinde hissesi yükseldi. Bu yıl içinde temettü konusunda aslında bir geri alım var. Yani temettü politikalarını temettü dağıtmak yerine bu yıl nakit akışını güçlendirmeyi hedefliyorlar. Dolayısıyla kar payı şirketin içinde kalacak. Tüm bu detayları da konuşacağız. Zaten kapalı açıklamada bulundular. Safkar ile ilgili sizin sorularınız olursa onları da Bloomberg.com.tr adresine bekliyoruz. Hemen akabinde Forseti Danışmanlık Kurucu Ortağı Tuncay Yıldıran bugün ikinci konumuz olacak piyasa hattında. SPK'nın dünkü tebliğinde açığa satışta öz kaynak oranın hesaplanmasına ilişkin bir düzenleme yapıldı. Bunu soracağız. Buna ek olarak pandemiden dolayı sermaye piyasalarının getirdiği bazı düzenlemeler vardı şirketlere. Bunun içerisinde yine temettü sınırlaması vardı. Buradaki detayları soracağız. Önümüzdeki süreçte açığa satışlara ek olarak Viyop'ta ve Borsa İstanbul'daki yeni halka arzlarda ne gibi teşvik mekanizmaları uygulanacak? Kaldıraçlı işlemler, işlem hacimleri, son düzenlemelerde tablona hepsini Tuncay Yıldıran'la konuşacağız. Programın son bölümünde grafik düellosunda ise Gizem'le karşınızda küresel piyasalarda yükselen faizler merkez bankaları tahvil alımlarının tüm hızıyla devam edecek mi? Ve elbette bu yükselen faiz ortamı bizim gibi ülkeler üzerinde baskıyı arttırdı. Bunun devamı gelir mi? Grafiklerle ekrana getireceğiz. Şimdi gelin bir dünkü Powell'ın mesajlarını size hatırlatalım. Bugün piyasa hattının aslında bu playlistle başlayacağız, bu notlarla başlayacağız. Çünkü gerçekten bugün en önemli gelişmesi dün Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarda piyasada faizleri aşağılamaması, getiri eğrisi kontrolüne de çok fazla atıfta bulunamamasıydı. Hedeflerimize ulaşmanın halen çok uzağındayız diyor Powell. 2021 yılında tam istihdama ulaşılması pek mümkün değil diyor. Ve para politikasında sıkılaşmaya gitmeden önce ele alınması gereken birçok konu var diyor. Aslında Powell yine genişleme yanlısı konuşmaya devam etti. Ve önümüzdeki süreçte tahvil alımlarının da devam edeceğine sinyal verdi. Fakat yineleyelim. Getiri eğrisi kontrolü ve yükselen 10 yıllık ABD faizlerine dair çok da piyasa tatmin olmadı Powell'ın açıklamalarından. Hal böyle olunca da Amerika'da 10 yıllık faizleri yeniden %1.50'nin üzerine geldi. Gidelim İntegral Yatırım Menkul Değerleri. Doktor Mehmet Ali Gürbüz olacak. Mehmet Ali'ye detayları soralım. Mehmet Ali, Powell'ın mesajlarını nasıl karşıladınız ve Amerika'da faizlerin yükselmesi gitgide piyasaları daha da rahatsız eder hale geldi. Nasıl yorumlarsınız onu? Merhabalar, öncelikle günler diliyorum. Aslında genel anlamda Powell'ın konuşmalarını dinlediğimizde biraz daha piyasaları dengelemekte başarısız kaldığını gözlemliyoruz. Piyasa beklediğini alamadığını demek yanlış olmayacaktır. Daha fazla sıkılaşmadan endişe duyacağını iletti. Özellikle mevcut durumu korumak istediğini, piyasaları şaşırtmak istemediğini belirtti. Varlık alımlarına dair bir azaltma endişelerini bir anlamda giderdi. Aslında genel anlamda bakacak olursak, aslında endişeleri biraz azaltan açıklamaydı. Tabii piyasanın beklediği ise ifade ettiğiniz gibi özellikle tahvil faizlerine dair ya da getiri eğrisine dair açıklamalarda piyasayı tatmin edecek bir açıklama gelip gelmeyeceği noktasıydı. Buna dair vurgun olmaması piyasalar tarafından hareketlilikle karşılandı. Özellikle bundan sonraki süreçte verilere bakılacak, verilerin piyasalar üzerindeki hareketliliği okunacak. Ancak şunu hep piyasalar artık bekliyor. Özellikle 1.50'nin üstünde tutunamayan 10 yıllık tahvil faizlerinde artık tutunabilecek ve ikilere doğru gidebilecek bir alan yaratıldı. Daha da önemlisi özellikle 10 yıllık tahvil faizleri artarken dolar endeksi ilk etapta buna eşlik edemiyordu. Yani biraz geride kalıyordu. Hatta dolar endeksinin 90'ların altına düşme günlerini de yaşamıştık. Ancak şu an geldiğimiz noktada hem 10 yıllık tahvil faizleri yükseliyor hem de dolar endeksinin yükselmesi piyasalarda bana sorarsanız endişe yaratan en önemli nedenlerden bir tanesi. Çünkü sadece 10 yıllık tahvil faizleri yükseliyor olsaydı piyasa ekonomik özellikle küresel anlamdaki büyümeden kaynaklanan bir gelişme olarak belki algılayabilecekti. Ancak bunun da şu an itibariyle altının boşaldığını gözlemliyoruz. Bu ilk etapta piyasalar üzerinde hareketlilik yaratmaya bana sorarsanız devam edecek. EM'ler üzerinde baskı oluşmaya devam ediyor. Dolar endeksinin özellikle yükselmesi
Ve buna bağlı olarak belki de petrol tarafındaki hareketlilik de eklendiği zaman özellikle EM'ler tarafında para birimleri üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğunu gözlemliyoruz. Genel anlamda ancak borsalarda yavaş yavaş özellikle Powell'dan sonra biraz toparlanma çabaları olduğunu gözlemliyoruz. Kayıplarını bir kısmını geri almak isteyen bir ABD özellikle feature'larını gözlemledik. Bugünkü veriden sonra da bunun takibi önemli olacak. Biz ise yurt için özellikle endekste dün itibariyle biraz geri çekilme yaşamıştık. Ancak saat itibariyle tekrar pozitife dönmeye başladık. Burada da hareketli ortalamalarını yukarı doğru kıran bir endeksimiz var. Ancak bunun üzerinde tutunabilmesi gerekiyor. İlk etapta 1525'in üzerinde kalıcılık sergileyip bizim burada artık 1570'lere doğru gidebilecek bir alanımız olduğunu ben genel anlamda takip edeceğim. Tabii kurdaki yükselme de bir anlamda borsaları endişe eden içeride en önemli nokta. Burada da 7.50'nin altına gelinmesinin önemli olabileceğini düşünüyorum. Kısacası 10 yıllık tahvil faizleri piyasalar üzerinde etkili olmaya belli süre devam da edecek. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali'ye aktardıkların için. İntegral Yatırım Menkul Değerler'den Doktor Mehmet Ali Gürbüz'ün görüşlerini aldık. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın arkasından piyasa hattına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Safkar Genel Müdürü Kadir Elbaş bizimle olacak. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Safkar Genel Müdürü Kadir Elbaş bizimle olacak şimdi. Kadir Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gülsem Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi öncelikle biraz isterseniz şirketi bilmeyenler için anlatarak başlayalım. Programı açarken özellikle iklimlendirme sektöründe, soğuk hava depolarında birçok aslında tedarik noktasında olduğunu söyledik Safkar olarak. Ama hem genel olarak hangi sektörlerde varsınız, neler yapıyorsunuz hem de 2020 pandemi senesi nasıl geçti onunla başlayalım. Önce başlarken dünkü Bitlis'te kazada şehit olan askerlerimizle Allah'tan rahmet, milletimize de başsağlığı diliyorum. Safkar uzun zamandır mobil iklimlendirme sektöründe çalışan bir firma. Bu mobil iklimlendirme sektöründe kendi içinde 4 tane alt sektörle çalışıyor Safkar. Otomotiv, burada ticari araçlarda midibüs, minibüs, yani 7 metreden 18 metreye kadar kullanılan, toplu ulaşımda kullanılan araçların iklimlendirmesinde, ısıtma ve soğutmasında kullanılıyor. Raylı sistemlerde metro, tramvay burada iklimlendirmesinde kullanılıyoruz. Savunma sanayinde de İHA, SİHA, Akıncı gibi projelerin yer komuta merkezlerinin iklimlendirmesini yapıyoruz. Bunun dışında bir de soğuk zincir, yani bozulabilir gıdaların aşı, gıda, ve ilaç sektörünün lojistiğinde kullanılan soğuk zincir cihazları üretiyoruz. Burada şimdi 2020'de her sektör farklı davrandı açıkçası. Turizm ve okulların sekteye uğraması nedeniyle otomotivde özellikle ikinci çeyrekte bir düşüş, kısa çalışmaya başvurular geldi. Bu dönemde biz de müşterilerimizle birlikte kısa çalışmaya başvurduk. Fakat soğuk zincir ürünlerinde insanların market siparişlerini evlerine vermesi nedeniyle büyük bir artış oldu. Bu artış nedeniyle o kısa çalışma yaptığımız dönemde bile biz hafta sonları fazla mesai yaptık. Bu grup artı yönde etkilendi pandemiden. Otomotiv %15-20 civarında bir düşüşle etkilendi. Raylı sistemlerde zaten projeler çok uzun soluklu projeler. Raylı sistem projelerinde elimizde teslimatını yaptığımız projeler vardı. Fakat diğer projelerde genel olarak hem ihaleler hem de projelerin bir ötelenmesi ne sebep oldu pandemi. Savunma sanayinde ise biz artış yönünde hissettik burayı. Çünkü bu İHA, SİHA, yerli ve milli İHA, SİHA, Akıncı projelerinde sadece Türkiye değil, aynı zamanda yurt dışına ihracatla birlikte bir talep artışı var. Ve bunun devam edeceğini öngörüyoruz. 2020 bu ikinci çeyrekte bir düşüşle birlikte ona rağmen diyeyim, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yakaladığı ivmeyle ve ihracatın büyük katkısıyla biz 2020 başında bütçelediğimiz rakamların paralelinde bir yıl bitirdik. Hem gelir yönünde paralelinde olurken
karlılık ve fabrik yönünde artı yönde oldu. Bunun sebepleri de biraz bizim giderlerimizde bir iyi yönetim olduğunu düşünüyorum. Burada yapmamamız gereken bütün her şeyi kıstık ve bir kar realizasyonu sağladık. Peki Kadir Bey, burada tabii birkaç tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi de sektörün aslında iş modelini değiştirmesi gerekip gerekmediği, bu sorgulandı. Çünkü iklimlendirme tarafında özellikle pandemiyle beraber daha fazla dijitalleşme, daha fazla veri toplama, soğuk havalarda aslında soğuk hava depolarının düzenli bir şekilde kontrolü, gıda enflasyonu yüksek olduğu için, yükseldiği için pandemiden bağımsız, tarım tarafındaki ürünlerin, yaş meyve sebzelerin taşınmasına ilişkin düzenlemeler, dönüp pandeminin etkisine baktığımızda içerideki temiz havanın dışarıdaki temiz havayı alarak sirküle edilmesi gibi yine benim hakim olmadığım, yanlışsam düzeltin, birçok teknik konu var. Biraz bahseder misiniz bunlardan? Yani şu son bir iki senenin özellikle sizin alandaki yenilikleri neydi ve sizin gibi şirketler bu yeniliklere ne kadar ayak uydurdu? Şöyle, her grupta farklı bir şey söyleyebiliriz orada. Soğuk zincir grubunda ATP dediğimiz bir konvansiyon var. 50 ülkenin dahil olduğu, Türkiye'nin de 2012'den beri içinde olduğu. Bu hem bozulabilir dediğimiz ürünlerin, ilaç, aşı ve gıdanın taşınmasında belli şartları ortaya koyuyor. Ve sertifikalı frigorifik kasa ve sertifikalı onun soğutucusu, yani bizim ürettiğimiz ürünlerle ilgili sertifikalı ürünleri kullanmanız gerekiyor. Zaten bu ülkeler arasında ticarette bu şart. Türkiye'de de bunun biraz daha sıkılaşması ve kanunlarla da zorunluluk hale gelmesi durumu var. Zaten bir bilinç artışı var. Demin bahsettiğim gibi marketlerde direkt pandemiden çekinen bir kitle evine sipariş vermeye başlaması nedeniyle küçük araçlarla küçük araca talep arttı diyeyim market siparişlerinde ve burada bir beklemediğimiz bir talep artışı oldu ve bunun kalıcı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu bundan sonra da kolaylığı gördükten sonra insanlar taşıma kolaylığını da gördüğü için, evine kadar soğuk teslimatı gördüğü için burada kalıcı olacağını düşünüyoruz. Otomotiv tarafında fırsatlar ve gelecek derseniz elektrikli araçların çok yaygın olarak kullanılmaya başlanacağını ve ilerideki gördüğümüz sunumlarda çok büyük yüzde, yani %50-60'lara varan elektrikli araç dönüşümü yaşayacağımızı öngörüyoruz. Ve o tarafta bir yatırımımız var. Yani yatırım derken model çalışmalarımız var. Hem yurt dışında hem de yurt içinde OEM firmalarla bu ürünleri yapıyoruz ve bunların çeşitli kapasitelerde modellerini yapmaya başladık. Raylı sistemlerde bahsettiğim gibi bir, hem biz şu anda tramvaylarda Antalya, İzmir, Samsun, Kocaeli tramvaylarında ve İstanbul'da en son M7 hattı, 29 Ekim'de açılan M7 hattındaki metroların iklimlendirmesini yaptık. Aynı zamanda devreye alınacak hatlarda şu anda teslimatlarını yaptığımız ama devreye alınmamış hatlarımız var. Orada klimalarımız çalışacak. Bunun dışında çok büyük bir potansiyel olan bir sektör raylı sistem. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de toplam 2500 civarında bir araç varken sadece Paris'te 4100, Londra'da 4500 adet araç bulunmakta. Ve Ulaştırma Bakanlığımızın öngörüleriyle de yerli ve milli trenlerle birlikte bu konuda 10 yıl içerisinde sadece yurt içinde raylı sistemlerde bir 100 milyon euroluk iklimlendirme ihtiyaç pazarı öngörüyoruz. Ve çalışmalarımız da bu şekilde devam ediyor. Onun dışında savunma sanayi, demin bahsettiğim shelterlar. Bu shelterlar daha doğrusu o İHA ve SİHA ve akıncı projelerinde yer komuta merkezi bir shelterın içinde. Buraların iklimlendirilmesi gerekiyor. Eğer iklimlendirmezseniz kontrol sistemleri sıcaktan olumsuz etkileniyor ve çalışamıyor. Burada çok kritik önemli bir cihazımız var. Burada müşterilerimizle çalışarak Ar-Ge'mizin yazılımlarıyla birlikte, hatta bağlı ortaklığımız TechSavun'da yazılıma katkılarıyla 8 shelter kendi içinde iklimlendirme haberleşmesi ve kontrolünü sağladık.
Ve burada her gelen istek değerlendirilerek devam ediyor çalışmalarımız. Bunun dışında OEM'de demin bahsettiğim elektrikli aracı söyledim. Şu andaki vizyonumuz bu. Peki Kadir Bey, biraz ben nakit akışı tarafını detaylandırmak istiyorum. Özellikle bilançoyu açıkladınız. Tabii burada hedeflediğiniz rakamlara paraleldi son çeyrek ama 2020'nin tamamını için nasıl bir analiziniz var? Yani 2020'ye başlarken ne kadarlık karlılıkta, cirodan ziyade karı merak ediyorum, artış hedefi koymuştunuz. Ne kadar gerçekleştirebildiniz? Öte yandan borç rasyolarınız ne durumda? İhracat için yine hedefler neydi? Gelirlerin yüzde kaçı ihracattan geldi? Biraz detay paylaşır mısınız? Bilançodaki döviz girdileri, borçluluk ve karlılığa dair. Evet. Son şeyden başlayayım önce. İhracat oranlarımız bizim geçen yıl %20'si, ciromuzun %20'si oldu. Bu direkt ihracatımız. Bizim içerideki araç üreticilerine verdiğimiz araçların yurt dışına çıkmasıyla dolaylı bir ihracatımız daha var. Bir yaklaşık %10 puan, yani ciromuzun %10 puanı da iç piyasada fatura kestiğimiz fakat dolaylı ihracata katılıyor. Bizim bu yıl yani 2021 için %25 gibi, ciromuzun %25'i gibi bir artış, %20'den 25'e bir ihracat artışı öngörüyoruz. Ve bunu 5 yıl içerisinde %50'lere getirmekle ilgili de gerekli altyapıyı kurduk. Çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışında OEM firmalarla anlaşmalarımız artarak devam ediyor. Sadece raylı sistemlerde demin söylediğim rakamlar yurt içiydi. Yurt dışında da müşterilerimiz var. Raylı sistem çalışmalarımız da o tarafta da devam etmekte. Yani 5 yıl içerisinde %50'lere ulaşmayı düşünüyoruz. Karlılıktan bahsedersek, karlılık açıkçası 2020 başında düşündüğümüz seviyelere de gerçekleşti. Tabii biz %128 kadar bir net kar artışı sağladık. Böyle bir yılda düşünmediğimiz bazı etkiler, yani ikinci çeyrekte yaşadığımız o kısa çalışmaya rağmen bunu toparlamış olmamızı ihracat desteğine ve dediğim gibi gider yönetimine bağlıyorum. Başka ne sormuştunuz? Pardon. Bir de Kadir Bey, burada özellikle merak edilen konu şu. Mesela bu yıl için yatırımlar ticari kredi kullanarak mı yapacaksınız? Çünkü ticari kredi faizleri çok yüksek. Yoksa öz sermaye ile mi yapmayı düşünüyorsunuz? Şu an borç rasyoları nerede şirketin? Şu anda toplam varlıklarımızın %68'i öz sermayemiz. Yani şu anda borçluluk oranımızın sektöre göre de düşük olduğunu görüyoruz. Ve öz sermaye ile bunları yapabileceğimizi öngörüyoruz. Tabii bizim şu anda önümüzdeki yıl ve ertelenen bir talep kısmı da var. Özellikle otomotivde demin bahsettiğim turizm ve okul servisleriyle ilgili. Burada bir iyileşme, özellikle bu aşı etkisiyle bir açılım sağlandığında, bu yıl beklediğimiz turizm olduğunda sanki bu stoklarını ve tedarik zincirini iyi yöneten, güçlü, finansal yapısına sahip olan bizim gibi şirketler için fırsat olarak görüyoruz burayı da. Ve bu fırsatları sadece tedarik değil, aynı zamanda bir satın alma fırsatı olarak da şirkette kullanabiliriz. Peki sürenin sonuna geldik. Son birkaç dakika içerisinde biraz hisse performansından bahsedelim isterseniz. Ben hemen buradan Safkar hissesini de ekrana getireyim. Özellikle tabii programı açarken de bahsettik. Mart'taki dibinden itibaren bakıldığında %200'ün üzerinde bir yükseliş yaşandı hissede. K-Kanada geldi. Burada 2 lira 2 kuruşlardan, 2 lira 3 kuruştan hızlı bir şekilde önce 18 TL'lere, şimdi 11 TL seviyesindeki fiyatlama için ne dersiniz? Şu an piyasa değerine bakıldığında pahalı olduğunu düşünüyor musunuz şirket değerlemesine yaptığınız zaman? Hayır. Normal değerinde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü potansiyel olan bir firma. Demin bahsettiğim sektörlerin hepsindeyiz. Ve hepsinde de iddialıyız. Bu her birinde yeni açılımlarımız var, yeni yatırımlarımız var. Bu konuların hepsinde gerçekleştiğinde ve önümüzdeki süreçte özellikle raylı sistemler, savunma sanayi gibi biraz daha niş pazarlarda yerliliğin ve milliliğin önemli olduğu ve seçiciliğin önemli olduğu noktalarda fırsat olduğunu hala görüyoruz. Ve
düşük şey yüksek olarak görmüyorum. Peki temettü politikanız ve bedelli bedelsiz sermaye artışı, tabii yatırımcılar genelde bunları da merak ediyor. Yakın vadede sermaye artışı ihtiyacı olacak mı? Bedelli bedelsiz düşünüyor musunuz? Ve temettü politikanız kapa duyurmuştunuz, şirkette kalacak diye, oradaki detayları da rica edelim. Evet, 7 Nisan tarihinde genel kurulumuz var. Yönetim kurulumuz mevcut nakit akışı, şirketin ihtiyaçları ve gelişmeler, dünyadaki gelişmeleri takip ederek bir öneri sunuyor genel kurula. O öneride şirketin bünyesinde kalması, dağıtılmaması yönünde. 7 Nisan'da bu onaylandığında göreceğiz. Aynı zamanda kar dağıtım politikamızı da aynı genel kurulda onaylayacağız. Oradaki gündemde paylaştık. Benzer bir uygulama, yani yönetim kurulu çalışmasını yapar, genel kurula önerisini getirir. O günkü ekonomik şartlar ve dünya ölçeğindeki pozisyona bakarak dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili genel kurul önerisi ve orada karar yönünde politikamız. Peki Kadir Bey, programı kapatmadan önce tabii reel sektör başta işte İTO, MÜSİAD, birçok kurumdan, TÜSİAD'dan bu fiyat istikrarının altına imza atıldı. Merkez Bankası elbette faizleri artırması, ticari kredi faizleri yükseltiyor ama sürekli, mesela şu an son dakikalar da var, fiyat istikrar vurgusu yapılıyor Merkez Bankası nezdinde. Bir şirket yöneticisi olarak bu konu hakkında düşünceniz nedir? Yani fiyat istikrarından ne anlıyorsunuz? Ve kur değerlenmeli, kurun hak ettiği yere geleceğini düşünüyoruz diyor. Siz hem ithal girdiniz var hem de ihracat yapıyorsunuz. Sizi nasıl etkiliyor onu sorayım. Evet, bizim iki taraflı da. Çünkü Türkiye'de üretilmeyen komponentler var bizim sektörde, iklimlendirme sektöründe. Kompresör, bazı valfler, işte bakır, alüminyumdan üretilmiş bazı ürünler. Burası dışa bağımlı olduğumuz bir yer ve dövizle peşin olarak aldığımız bir yer. Fakat demin bahsettiğim gibi ihracatımız da aynı oranda artırarak biz orada bir doğal hedge düşünüyoruz. Gerektikçe de zaten sermayeden... Peki yani sizin özelinizde sormuyorum. Safkar değil. Yani bir iş insanı olarak fiyat istikrarından ne anlıyorsunuz? Fiyat istikrarı şöyle. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla ham madde fiyatlarında bir anormal yükseliş var. Bakırı, alüminyumu, işte diğer konuları. Siz de takip ediyorsunuz çok yakından. Bu emtia artışları bir şekilde enflasyonist bir seviyeye gelecekmiş gibi bir çekincem var. Yani orayı çok iyi takip etmeye çalışıyoruz. Eğer o maliyetlerimizi yansıtmak zorunda kalırsak fiyatların... Ve kur tabii ki, değil mi? Yükselen döviz. Efendim? Ve yükselen kur. Tabii. Kur şu anda yıl sonu tahmini veren firmaların... onun şeylerine baktığımızda, değerlerine aslında çok büyük artış öngörülmüyor ama önümüzdeki günleri izleyerek, sürekli izleyerek, yani şu anda çok uzağa göremiyoruz açıkçası ama biz çok olumsuz bir tablo görmüyoruz. Sadece duruma göre pozisyon almaya çalışıyoruz. Özellikle emtia fiyatları daha kritik görüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemliydi yaptığınız açıklamalar, hem Safkar adına hem de sektör adına. Kadir Bey, iyi bir sene olsun sizin için de. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir hızlı piyasayı bir turlayalım. Merkez Bankası'nın önemli son dakikalar var. Stratejimiz geçici değil diyor. Merkez Bankası bloğundan yayınlanan kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi başlıklı yazıda. Yine gelen mesajlara baktığımızda sürdürülebilir büyüme için, toplumun refahı için, daha adil gelir dağılımı için ve daha fazla istihdam için kalıcı fiyat istikrarı ön koşuldur diyor. Paramız hak ettiği değere kavuşacak diyor Merkez Bankası. Gün içi dolar Türk lirasını bir ekrana getirelim. Merkez Bankası'nın açıklamalarından önce 7.52.46 seviyesinde olan grafiği ekrana getirebilirsek, 7.52.46'da olan kurun aşağı doğru geri çekildiğini gördük. Burada 7.48.27 seviyesinde. Hemen tahvil faizlerini de ben ekrana getireyim. Yani getiri eğrisinde piyasa faizlerindeki son tablo ne diye baktığımızda özellikle Merkez Bankası'nın bu açıklamaları önemli. Çünkü dolar Türk lirasındaki forward curve yukarı gelirken içeride Türkiye'deki faizlere bakıldığında kısa vadeli tarafın bir süredir yüksek kaldığını görüyorduk. O tarafta da göreceğiz ki buradaki seviyelerin %15'in üzerine gelmesi ve son bir aylık tabloya bakacak olursak da ağırlıklı olarak curve'ün kısa vadeli tarafı yukarı shift etmiş. 70 bas puan 2 yıllık tahvil faizleri yukarı gelirken aslında uzun vadeli tarafta da
küresel taraftaki yükselen faizlere paralel ve enflasyon beklentileri henüz törpülenmediği için, dün biliyorsunuz Goldman Sachs %11'in üzerine telaffuz etti yıl sonu enflasyon için. Orada da işlemler %13'lerden geçiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu mesajları önemli. Önümüzdeki süre boyunca sıkı para politikası duruşu sürecek. Paramız hak ettiği değere kavuşacak diyor TCMB. Bunu da hatırlatmış olalım ve hemen gidelim buradan Tuncay Yıldıran'a, Forset Danışmanlık Kurucu Ortağı. Tuncay Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, yayınlar Gizem Hanım. Aslında sıcak son dakikalar olduğu için tabii ki SPK ve yine bu tarz regülasyonlara ilişkin görüşünüzü alacağım ama piyasalar sizce Merkez Bankası'nı nasıl okuyor? Hem borsa yatırımcısı hem de aslında sermaye piyasaları uzmanları. Önce bununla ilgili çok kısaca bir fikrinizi merak ediyorum. Tabii. Benim şahsi fikrim bu konuda belki yatırımcılar açısından doğru bir ifade olur mu bilemiyorum ama yatırımcılar pek Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamaları çok yakından takip ediyorlar mı pek aynı yönde düşünmüyorum kendi adıma. Çünkü şu anda borsada ciddi bir ilgi var ve bu birazcık da Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ilanlardan bağımsız yürüyormuş gibi geliyor bana. O yüzden elbette ki etkili olmadığını söylemek mümkün değil ama bu daha çok profesyonel yatırımcılar ve fon yöneticileri açısından etkilidir diye düşünüyorum. Yoksa bireysel yatırımcılar açısından baktığımızda Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar doğrudan borsaya olması gerektiği gibi yansıyor mu çok emin değilim bu konuda. Peki burada özellikle kurların düzeyi ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım satımı olmayacak diyor Merkez Bankası Başkanı. Dolayısıyla aslında Merkez Bankası'nın zaten VİOP'taki işlemlerden de bunu görüyoruz. Aktif olmadığını eskisi kadar, piyasadaki döviz alım satımına müdahil olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Buradaki düzenlemeleri nasıl görüyorsunuz? Şu an özellikle Türkiye borsasında, opsiyon piyasasında dövizde işlem hacimleri nasıl? Döviz tevdiat hesapları ne durumda? Yani dövize değil de borsaya yatıralım paramızı diye bir ilgi var mı? TL'ye dönme konusunda bir ilgi var mı? Bir de elbette opsiyon piyasasını sorayım. Benim görebildiğim kadarıyla hayır. En azından baktığımızda döviz tevdiat hesaplarındaki artış bir şekilde devam ediyor. Sonuçta yapılan para arzı bir şekilde beklendiği gibi TL'yi desteklemiyor. Daha çok sanki dövize yöneliyormuş gibi görünüyor. Bu nedenle ben en azından Merkez Bankası açısından beklenen ve arzulanan TL talebini yahut da arzusunu tetiklemediğini, oluşturmadığını düşünüyorum. Vadeli işlemler piyasasına dönünce evet kıpırdanmalar kimi zaman oluyor, artısı eksisi oluyor ama ne yazık ki o tarafta da bunu daha önceden hatırlarsanız bir yayında da beraber konuşmuştuk. Türk insanının opsiyon piyasasına karşı farklı bir algısı var. Bence doğru olmayan bir şekilde. Onu birazcık daha böyle bahis benzeri bir yapıymış gibi görüyor. O yüzden de o tarafa pek ilgisi olmuyor. Bu ilgiyi üretemiyoruz bir şekilde. Doğru, döviz kontratlarına yönelik olarak kimi zaman talepler geliyor ama hala endeks ne yazık ki en yüksek işlem gören parite olma özelliğini taşıyor. Peki birazdan düzenlemelere ilişkin görüşünüzü de alacağım ama bu tabloyu da bir ekrana getirelim. Özellikle tahvil faizlerine bakıldığında içeride 2 yıllık tahvil faizini arkadaşlarımız da ekrana getirdi az önce. Tekrar alalım. %15'in üzerine geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki getiri eğrisinin de yeniden terse döndüğünü, yani kısa vadeli faizlerle 10 yıllık faizler arasındaki makas da açılıyor. Orada 2 puanın üzerinde bir fark var şu an. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu anlamda kalıcı fiyat istikrarı vurgusunun orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini yönetmesi ve uzun vadeli faizleri bir miktar baskılarken kısa tarafta sıkı para politikası duruşunu devam ettireceği fiyatlaması olarak da yorumlanıyor. Tüm dünyada böyle uzun vadede aslında biz enflasyonu yönetmeye, yani faizleri baskılamaya çalışıyoruz. Bunu da kısa vadeli faizleri yüksek tutarak yapıyoruz ama 2 yıllık grafik ekrana gelirse Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi buradaki yükselişte dikkat çekici. İzleyicilerimizden de tabii buna dair sorular, yorumlar da geliyor. Son dönemde %17'deki politika faizi baz alındığında elbette son birkaç haftadır da orada yükseliş var. Peki Tuncay Bey, hemen devam edelim. SPK'nın dünkü düzenlemesi, buna dair fikrinizi alayım. Şimdi resmi gazetede kredili işlemlere ilişkin tebliğ değişikliği yayınlandı. Nedir bu değişiklik? Açığa satışa ilişkin sizden alalım detayları. Tabii ki. Şimdi tebliğ değişikliği Perşembe günü, Cuma, Perşembe akşamı yayınlandığı göre muhtemelen dün yapılan kurul toplantısında karara bağlanmış diye düşünüyorum kendi adıma. Zaten bu tebliğin uygulanmasına ilişkin 7 günlük bir süremiz var. Tebliğ 3 tane temel konuda değişiklik öngörüyor. Bunlardan aslına bakarsanız ikisi oldukça önemli. Bunlardan bir tanesi, mutlaka biliyorsunuzdur, sektörde genelde
kullanılan bir yöntem var. Aslına bakarsanız gün içi teminatlandırma yahut da limit olarak ifade ettiğimiz, kredilendirme yahut da limit olarak ifade ettiğimiz bir uygulama var. Bu uygulama ne? Şunu söylüyor aslında, eski tebliğ maddesi şunu söylüyordu. Bir gün içerisinde siz toplam varlığınızın 5 katına kadar pozisyon açma yetkiniz vardı. Bu tebliğde %20 olarak ifade ediliyordu. Ancak dün akşam resmi gazetede yayınlanan değişiklikle anlaşılıyor ki Sermaye Piyasası Kurulu bu konudaki yetkisini kullanmaktan vazgeçmiş ve bunu borsaya bırakmış durumda. Tebliğ değişikliğindeki önemli değişikliklerden bir tanesi bu, yeni yayınlanan tebliğlerden. Sermaye Piyasası Kurulu gün içi limitlere ilişkin yetkisini borsa İstanbul'a devretmiş durumda. Tabii bu devir sonrasında yalnız açıkta kalan bir nokta var. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Borsa İstanbul bir düzenleme yapması bekleniyor ve gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz gene Ekim ayında, yanlış hatırlamıyorsam 2020'de pazarlar tekrar değiştirilmişti. Daha önceden Yıldız 1-2 ana pazar 1-2 değişmiş, yerine Yıldız ana ve alt pazar şeklinde bir kategorizasyon yapılmıştı. Şimdi Yıldız pazarda hem bu gün içi limit dediğimiz, yani açık takas pozisyonu bölü öz kaynak oranı aslında genel hükümler olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine atıf yapıyordu. Şimdi borsadan beklenti Yıldız Pazar içinde bir oranı öngörüyor olması. Buna ilişkin bir değişiklik yapıyor olması gerekiyor. Yalnız kritik nokta şu, bundan sonra aracı kurumlar muhtemeldir ki daha önce yaptıkları gibi yönetim kurulu kararları ile belirli yatırımcılar açısından bu limitlerin uygulanmaması yönünde karar alamayacaklar. Birincisi bu. İkinci değişiklik ne? İkinci değişiklik daha önemli bir değişiklik. Brüt takasta olan hisse senetlerine ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı. Ve denildi ki siz brüt takasa konu bir payı sattığınızda buradan elde ettiğiniz gelirle brüt takasta olmayan bir hisse senedini satın alabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ama brüt takastaki bir kağıdı, payı satmak dolayısıyla elde ettiğiniz parayı artık brüt takasta olan bir başka hisse senedinde kullanamazsınız. Bu önemli bir değişiklik. Daha doğrusu mevzuatta bunun düzenleme altına alınmış olması önemli bir değişiklik. Muhtemelen yatırımcılar bu konuda birazcık serzenişte ve şikayette bulunacaklardır. Çünkü daha önce uygulama birazcık daha farklılaştırmak imkanına sahipti. Ancak geldiğimiz gün itibariyle artık brüt takastaki bir payın satımından elde edilen nakitle başka brüt takastaki bir payı satın almak mümkün değil. Peki bundan sonraki süreçte sizce piyasalarda özellikle başta açığa satış olmak üzere ne gibi düzenlemeler en elzem, küçük yatırımcıyı da korumak için ekstradan onu da sorayım. Şimdi şöyle aslında Gizem Hanım, yani bu borsaya bırakılmış olması, bu düzenlemelerin en azından bu gün içi limit dediğimiz düzenlemenin borsaya bırakılmış olması da belki tekrar değerlendirilmesi gereken unsurlardan bir tanesi diye görüyorum. Bunu söylerken temel amacım, şimdi borsanın yapmış olduğu düzenlemeler ile yahut da düzenleme yaparken göz önünde bulundurduğu noktalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun göz önünde bulundurduğu noktalar doğal olarak birbirinden farklı. Bu anlamda sanki her geçen gün birazcık daha bizim borsalardaki fiyat hareketlerine özgü düzenleme yapıyormuşuz hissiyatına kapılıyorum. Bu yanlış bir şey değil. Ama düzenleme yapma mantığımızı tamamen bunun üstüne oturttuğumuzda beklenmedik sonuçlarla karşılaşabiliriz. Söylemeye çalıştığım o, elbette ki piyasada etkin fiyat oluşumu çok önemli bir unsur ve bunun düzenlemelerle de desteklenmesi gerekiyor. Ancak düzenlemenin temel mantığını buna oturtmak doğru değil. Ne gibi? Az önce söylemiş olduğumuz gün içi kredi limitlerinde olduğu gibi. Bu aslına bakarsanız Borsa İstanbul'un hiç ama hiç işi değil. Bu tamamen Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kurumların kredi riskini ölçmek ve değerlendirmek üzere kullandığı bir araçtı. Bunun borsaya devredilmiş olmasını kendi adıma doğru bulmuyorum. Benzer bir şekilde teminatlarda da bazı değişiklikler yapıldı. Bu tebliğ değişikliğiyle daha önce paylar hisse senedi işlemlerinde teminat olarak alınır iken BIST 100 endeksindeki payları ben %90'la değerlendirebiliyor idim.
BIST 100 dışındakileri %75 üzerinden değerlendiriyordum. Ancak dün akşamki tebliğ değişikliğiyle Sermaye Piyasası Kurulu bu konudaki değerlendirmesini de Borsa İstanbul'a bıraktı ve Borsa İstanbul tarafından bir hisse senedinin kredili işlemlerde ne kadarlık bir teminat olarak dikkate alınacağını Borsa İstanbul karar verecek. Bunlar dikkat edilmesi gereken değişiklikler. Çünkü dediğim gibi sadece belirli bir noktayı düzenleme yaparken göz önünde tutmak doğru sonuçlar doğurmayabilir her zaman. Ediyorum Tuncay Bey aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Sağ olun. Forset Danışmanlık Kurucu Ortağı Tuncay Yıldıran'ın görüşlerini aldık. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın arkasından hem piyasa bağlantılarımız hem de Gizem Uzunlar Gençlük'le Merkez Bankalarının son dakikasını, Merkez Bankası'ndan gelen son dakikayı ve piyasaya etkisini konuşacağız. Piyasa altına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünlük özür dilerim. Sizden düello yapmayacağız çünkü önemli son dakikalar var. Gizem hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Şimdi Murat Salar'a gideceğiz birazdan az sonra. Kendisinin de görüşünü alacağız ki telefon hattımız da hazır. Murat hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Teşekkürler güzel bir yayınlar. Ben teşekkür ediyorum katıldığın için. Merkez Bankası'nın mesajlarını nasıl okudun? Özellikle tabii fiyat istikrarı konusunda ısrar var, vurgu var ama TL hak etti değeri bulacak ifadesi biraz ilgi çekti son blokta yayınladığı bu yazıda. Sen nasıl görüyorsun? Yani Merkez Bankası son 3-4 aydır Kasım ayı ortalarından bu yana bir iletişim mekanizmasıyla ve konvansiyonel dediğimiz daha ortodoks diye tabir edilen öngörülebilir politikalarla istikrar sağlamak için zaten elinden geleni yapıyor. Elindeki araçlar kısıtlı yani Merkez Bankası'nın yapabilecekleri para politikasını kullanmak. Onlarla da yapılabilecekler yapılıyor. Hepsi bu değildir mutlaka ama verilen mesaj eylemle örtüşüyor demek istedim. Biraz geleceğe dair de mesajlar var. Yani çok kısa bakabildim hemen 1-2 dakika öncesinde. Orada birazcık beraberliğe yani birlikte bu işin başarılacağına dair bir mesaj görüyorum. Ben dolayısıyla zaman zaman çeşitli mecralarda farklı görüşler paylaşılıyor. O kısmı önemli. O kısım bazı kesimlere bir mesaj. Ama Merkez Bankası enflasyon konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor bence. Orada bir şekilde o takdiri vermek lazım. Kaldı ki biraz geriden bakarsak zaman zaman bunun çeşitli hem akademik tartışmalar hem teorik tartışmalar oluyor. İşte yüksek, çok mu yüksek faiz var, az mı yüksek faiz var vesaire tartışmaları. Kurda biz 8.50'lerden bu seviyelere geldik. Dolayısıyla faizi bu kadar yükseltmeyelim söyleminin karşılığında şunun da olması lazım. Hangi aksiyonu almalıydık? Yani faizle tepki vermeyip hangi politikayla tepki vermeliydik? Onun bir açıklamasının gelmesi gerekiyor. Karşıt fikri. ZK peki Murat? Onu mu kastediyorsun? Yani ZK yerine bir yazılmayacak. Onu kastetmiyorum. Şöyle daha açık söyleyeyim güzel. Şimdi Merkez Bankası iki defa faiz arttırdı Kasım ayından bu yana. Yüklü artırımlar yaptı. Bunun fazla olduğunu savunan bir kesim var. Oradaki o görüşlerin hepsi muteber. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kararları Merkez Bankası almak zorundaydı. Çünkü bunların maalesef başka bir alternatif yoktu. Dolayısıyla kararın yanlış olduğunu savunanların da şunu söylemesi gerekiyor. Bunun yerine şu karar alınmalıydı demesi gerekir demek istiyorum. Zorunlu karşılıklarla ilgili geçen hafta atılan adımlar bunların sair destekleyicisi. O da doğru bir karar. Yani tek başına yeterli anlamında söylemiyorum ama doğru bir karar. Yani dolayısıyla senkronizasyonu sağlayan bir karar. Peki. Ancak şu anda çok evet. Özür dilerim bir cümleyi tamamlayacağım. Enflasyonda hala yükseliş var argümanı vardır. İşte 15.5'lardayız. Onun şeyi panzehiri salt para politikası değil. Onu söylemek istiyorum. Para politikası üstüne düşeni yapacak. Diğer taraflarda da atılması gereken adımlar atılırsa. Kesinlikle. Gıda komitesi, mali politika birçok adım var. Birçok paydaş ve ekonomide. Peki siz azimut portföy olarak Merkez Bankası'nın Kasım'dan itibaren bu sıkılaştırma politikasına karşı portföyünüzdeki Türk lirası ağırlığını arttırdınız mı? Yani tabii.
Mutlaka. Yani çünkü bu bir nasıl diyeyim, politika değişikliği. Türkiye düşük faiz, yüksek kur politikasından birazcık daha kur hedefleyen, enflasyonda 2023'e kadar öngörüler olmayı hedefleyen bir para politikasına. Nedir peki hedefiniz? Yani çünkü birçok kişi diyor ki 7.40'lar adil değerler. Yani ihracatçı için ideal değer hatta. Sizin hedefiniz ne bu yıl sonu için? Aslında ben de çok uzun zamandır, yani ilk bu politika başladığında 7.50'ler seviyesinin benim için denge noktası olduğunu söylüyordum. Sonra yanıldım, daha aşağıya gitti biliyorsun. Daha aşağıları gördü. 7.50 seviyeleri şu anki faiz oranıyla uyumlu bence. Bizce daha doğrusu. Bunlardan herhangi bir tarafa doğru, aşağıya veya yukarıya 7.50 seviyelerinden uzaklaşması için yeni bir gelişme olması gerekiyor. Ya global taraf bozulacak, ya enflasyonda daha yüksek seviyelere çıkacağız. Mevcut bulunduğumuz faiz seviyesi yetmeyecek. Merkez Bankası daha büyük adımlar atmak zorunda kalacak gibi. Ama şu andaki şartlarda 7.50 seviyeleri bizce de denge noktaları, makul seviyeler. Murat, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Gizem, nedir dikkatini çeken metnin içinde? Adil değerden bahsettik ama onun dışında neleri gördün? Bence en önemli konu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'ın ilk defa bir Merkez Bankası Başkanı olarak blok yöntemiyle iletişim kurması. Yani bir blok aracılığıyla çok önemli mesajlar verdiğini gördük Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Ve zaten bu bloğun sonunda da özellikle tüm paydaşlarla iletişimimizi daha da arttıracağız diyor. Dolayısıyla ama bence... yatırımcı sunumunun slaytını da maalesef internetten paylaşmıyor. Basına verdiği röportajlarda sınırlı, onların da artmasını bekliyoruz tabii. Burada onu söylüyor zaten Merkez Bankası. Diyor ki tüm paydaşlara ulaşan kapsamlı bir iletişim planı hazırlıyoruz diyor. Dolayısıyla ben bu mesajları burada önemli görüyorum. Çünkü Merkez Bankası daha öncesinde koyduğu hedefler doğrultusunda neler yaptığını da tek tek anlatmış bu blok içerisinde. Yani özellikle şunu söylüyor. Kalıcı fiyat istikrarı bizim tek hedefimiz. Bu adımlarla beraber ulaşmaya hedeflediğimiz tek amaç bu. Ve fiyat istikrarı amacına ve enflasyon hedeflemesi rejimine bağlılığımızı vurgulayarak zaten yola çıkıyoruz diyorlar ve Kasım ayında, Aralık ayında yaptıklarını hatırlatıyorlar. Az önce bir grafiğimizi zaten ekrana getirmişti arkadaşlarımız. O da politika faizimiz. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal göreve geldikten sonra Kasım ve Aralık ayında bizim bilindiği gibi hani çok fazla faiz aracımız vardı. Tek bir politika faizine dönüştürdü. Yani Merkez Bankası bir tek politika faizimiz var, o da budur dedi. Hem sadeleşmeye gitti hem de üzerine sıkılaşmaya gitti ve faiz artımlarına bu noktada başlayarak zaten bu noktada özellikle bir taraftan da zorunlu karşılık sisteminde daha da sade bir politikaya geçti. Kasım Aralık ayında olanlar böyleydi. Hem sadeleşmeyi hem de sıkılaşmayı yaptı aslında Merkez Bankası. Ocak ayında hala sıkı duruşu koruduğu bir ay içerisindeydik. İlave faiz artışı yapabileceğinin mesajlarını defalarca yeniledi. Gerek para politikası kurulu metninde, gerek enflasyon bilgilendirme toplantısının içerisinde. Gerek ZK gibi adımlarla onu koruduğunu göstererek. Kesinlikle öyle ve dedi ki, piyasaya şu mesajı verdi. Enflasyonumuz yüksek, biz kalıcı fiyat istikrarını amaçlıyoruz. O yüzden de uzun bir süre faiz indirimi gibi bir konu gündemimizde yok. Biz bu sıkı duruşu güçlendireceğiz, devam ettireceğiz mesajını verdi. Öte yandan hem Sayın Ağbal hem de Sayın Lütfü Elvan göreve geldikten sonra benzer mesajlar yayınlamışlardı ekonomi politikalarına ilişkin. Neydi o mesajlar? Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik. Bununla ilgili Merkez Bankası'nın üzerine düşen kısımda neler yaptı diye hatırlatmak gerekirse Ocak ayının başından itibaren haftalık swap verilerini internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Öte yandan yine şeffaflığı arttırmak amacıyla geçtiğimiz yıl rezervler konusu çok tartışılmıştı. Bu verilere uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosunu o günden itibaren, Ocak'tan itibaren artık haftalık olarak yayınlıyorlar. Dolayısıyla birçok ekonomistin eleştirdiği konuya da böylece daha erişilebilir kıldıklarını hatırlatabiliriz. Aynı zamanda Ocak içerisinde yine swap konusunda da attıkları adımlar vardı hatırlanacağı üzere. Her koldan aslında daha şeffaf, daha öngörülebilir ve daha sıkı bir para politikası duruşu olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Kesinlikle öyle. Başka neler yaptı mesela? Önümüzdeki dönem itibariyle fiyat istikrarına ulaşma yolunda da emin adımlarla ilerleyeceklerini bir kez daha hatırlatıyorlar ve %9.4'lük bir enflasyon hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için tüm toplumun her paydaşının bize güvenmesi gerekiyor diyor. Ama Merkez Bankası'nın üzerine düşenin yanı sıra özellikle ekonomistler de bu konuyu vurguluyorlar ki bence de çok önemli. Para politikasının haricinde bu dezenflasyon
enflasyonist sürece katkıda bulunması gereken hukuk ve ekonomi alanındaki yapısal reformların da beklentiler yoluyla dezenflasyona destek vereceğini söylemişler. Dolayısıyla zaten bu reform paketini biz de yakından takip ediyoruz. Gizem, çok teşekkürler aktardıkların için. Sözlü yönlendirmeyle kuru düşürmeye çalışıyor Merkez Bankası demiş birkaç tane izleyicimiz. Dolar Türk Lirası'ndaki son dönemdeki yükseliş küresel doların yükselmesinden ötürü, bunu da hatırlatalım. Bloomberg Dolar Endeksi çünkü son 5-6 ayın zirvesine, dolayısıyla tüm gelişen ülke kurlarında aslında satış var. Bu hatırlatmayı da yapıp programı noktalayalım. Hoşçakalın.